Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Türkiye piyasasına yeni giriş yapmış bir telefondan bahsedeceğim. U2 markası UTO diye okuyacaksınız belki de ama U2 doğrusu Şöyle kutusundan çıkaralım. Gayet hani sade beyaz bir kutusu var. Güzel. Telefon gördüğünüz gibi bayağı büyük çünkü 6 inç. Kutusundan bildiğiniz şeyler çıkıyor İşte şarj ediyor falan o kablo kulaklığı bu biraz güzel, güzele benziyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Adaptörü, adaptörü niye beyaz değil siyah diyenler olacak onu ben de sordum. Beyaz olsaymış daha iyi olurmuş. Garanti belgesi. Turan Elektronik getiriyor. Garanti belgesi. İçinde kullanım kılavuzu, başlangıç kılavuzu falan filan Türkçe bunlar da. Bu çıkıyor. Bu arada YouTube'un N60 modeli bu. Hani kutusunda yazmıyor. Şöyle içinde yazıyor sadece N60 diye. Telefonu şöyle bir açalım. Telefonu... Çin'in Gadmei firması üretiyor. Turan Elektronik de bunu Türkiye'ye getiriyor. Birkaç yerde de anlaştığı bir alışveriş elektronik mağazalarının satışı var. Bir gördüm. Başka bir yerde göremedim şimdiye kadar. Şimdi e, telefonun özellikle en bahsetmek gerekirse şimdi 6 inç bir telefon hani ekranı 6 inç tablet kategorisine giriyor. Şöyle ben yine size boyutlarını ölçeyim. Şöyle gördüğünüz gibi 16,8 santim yani işte 17 santim bir uzunluğu var. 8,7 standartında bir genişliği var. Kalınlığı da 9,9.5 mm tarzında bir kalınlığı var. İşte hemen sağ tarafında aç, ses açma kapama, kilit, ön kamerası var. Burada kulaklık girişi, mikrofon, arkasında kamerası, net flaşı var, hoparlör çıkışı, USB, şarj yeri ve veri girişi, bir mikrofon daha var burada. Sensör falan derken telefon hani biraz Note 2'yi de andırıyor tipi olarak. Şimdi telefon başlangıç sınıfı artık hani oluyor biraz. Ben şöyle bir arka kapağını açayım göstereyim. Ama en büyük özelliği hem 6 inç olması, ekstradan da çift sim kart giriş olması. Şöyle açmışken bataryasına bakalım. 2500 mAh bir bataryası var. Bu da bu tablet için biraz yeterli çünkü grafik işlemcisi çok çok bir üst seviyede değil. Fazla bir enerji sarfiyatı yok. Yani bir gün biraz daha geçkin idare ediyor. Hani gün içi olarak bahsediyorum her şeyini kullanırsanız. Şimdi telefonun teknik özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi telefonu ilk elinize aldığınızda fark ettiğiniz ilk özelliği telefonun biraz ağır olması. 245 gram bir ağırlığı var bu telefonun. Bu size ağır gelebilir. Ama bir altın inç bir tablet için ideal bir ağırlık. 1 GB RAM var bu telefonda. 8 GB depolama alanı var dahili. 5 ee, küsürü boş geliyor sanırım. Fakat bu telefonda şöyle bir güzellik var. SD kartta uygulama çalıştırabiliyor. 32 GB'a kadar yanılmıyorsam da bir SD karta kadar destekliyor 32 GB'ı. Yani uygulamaları SD karta kurabiliyorsunuz. Şimdi telefon işlemcisi tanıdık gelebilir. Mediatek MT6589 diyeceğim. Öyle tanıdık gelmeyecek. General Mobile Discovery'nin işlemcisi var dersem tanıdık gelir. O yüzden chipseti kuvvetli. 8 megapiksel arka kamerası var. LED flaşı var. 2 megapiksel de ön kamerası var. Hani ön kamerası da gayet iyi durumda. 1280 x 720 ekran çözünürlüğü var. Şu arada telefonu çizmişim gibi gözüküyor ama hani dış jelatini koruma geliyor. Hani çıkarabilirsiniz bu jelatini. Şu an jelatin şey oldu. NFC özelliği yok ve bu telefonu Android 4.2.1 yüklü şekilde geliyor ve gayet de telefonu boş göndermişler. Hani şu an bu telefon geldiği şekilde duruyor. Ne varmış ekstra? El feneri koymuşlar, Office Suite var, hani işe yarayacak program, dur yanın diye bir şey var burada. Başka ne var? Gözüme çarpan bir de Go Keyboard diye bir şey var. Bu da bir klavye menüsü herhalde. Onun için hani telefon gayet boş ve sade bir şekilde geliyor. Bu güzel. Ee, radyosu yok. Hani olabilir miydi? Olabilirdi. Sonuçta hani başlangıç seviyesi bir telefon için, tablet için ideal bir seçenektir radyo. Bunun dışında şöyle bir şey var. Bir ayrıntısı var onu belirteyim. Şimdi General Mobile'de hani atıyorum buradan bir USB bellek takınca veri aktarım yapamıyordunuz. Çünkü işte chipset'i desteklemeye falan denilmiş. Hani biz biraz araştırdık. Bunda o özellik var. Hani aynı chipset, aynı altyapı var ama hani herhangi bir veri aktarımında burayı kullanabiliyorsunuz. SD falan kastım OTG yani hani herhangi bir dışarıdan bir bilgi aktarmaya çalış çalışırsanız diyorum. Yoksa tabii ki de USB bağlantısı oluyor bilgisayarla, onu kastetmedim. Bunun dışında fotoğraf nasıl çekiyor? Onu birazdan göreceksiniz örneklerini, birkaç fotoğraf çektik burada. 8 megapiksel, hani standartına göre iyi bir lense lens sahip. Hani se seviyesine göre diyeyim. Ne iyi ne kötü hani gayet 8 megapiksel neyse onu veriyor. Hızlı çekiyor fotoğraf, hani yarım saat odaklayayım, odaklayayım falan yok. O konuda bir sıkıntısı yok. Şimdi asıl konuya gelelim. Asıl konu hani bu telefonu alır mısın almaz mısın? Fakat bundan önce söylemem gereken bir şey var. Bana ekranı biraz parlaklığı düşük geldi. Hani arka plandan mı kaynaklanıyor? Canlı renkler kullanmadılar mı? Şöyle bir bakayım. Parlaklık mesela full'de olmasına rağmen şu an düşük gibi geliyor bana. Belki bu öndeki jelatindendir. Onu da kaldırmadım. Piyasa yeni girmiş bir telefon. Ama fiyatı bana biraz yüksek gibi geldi hani bu telefonun. Ha şöyle bir şey var. İşte fiyatına düşeceğini öğrendik hani sağdan soldan edindiğimiz bilgilerden. Fiyatı düşerse bana göre bu telefon alınır mı? Alınır. Hani fiyat dedim çok, çok yüksek bir fiyatı yok şu anda da 750 lira gibi bir fiyatı var. 6 inç hani çok da şey böyle bu göze batmayan hani kalkıp 1000 liralık bir cihaz değil zaten. Ama hani mesela bir 650 falan olsaydı çok da fazla rağbet görürdü çünkü şimdi aynı çipsetle sahip daha iyi daha uygun fiyatlı telefonlar var. O sebepten dolayı hani bir şey yapabilirlerse onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok hani gayet çift sim kartlı ki çift sim kartın ikisi de aynı anda aktif olabiliyor. Bence o iyi bir özellik. Onun dışında 1.2 GHz işlemcisi var. 4 çekirdekli. Hani öyle yavaş şey bir telefon değil. Tablet değil. Gayet de amacı hizmet ediyor. Ya yani başka anlatacağım bir şey yok. Sonuçta HD ekrana sahip. Hani 720p ekran sahip. 720p ve 6 inç bir ekrana sahip. Tablet. Çift sim kartlı. Hani fiyatı şimdi ben pazara yeni girdi diye ben ticari açıdan yaklaşayım. Fiyatı da gayet uygun. Gayet alınabilir kullanılabilecek başlangıç seviyesi güzel bir tablet, büyük ekran severlere hitap edecek güzel bir telefon. Başka bir videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada beni YouTube'da Web TV'den takip edebilir, Twitter'dan ise Teknoloji Atardan bana ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>